Yüzleşme kültürü. Evet, bizde, bizim kültürümüzde yüzleşme kültürü bir şekilde keşke de olsaydı veya yeteri kadar olsaydı diye düşünüyoruz. Uzman bir psikolog olarak özellikle de ben düşünüyorum. Çünkü biz bazen yüzleşmek, bazen özür dilemek, bazen yaptığımız durumlarla ilgili fark ettiğimiz yanlışları veya olmaması gereken durumlarla ilgili kendi kendimizin yüzleşmesi gerekiyor. Bu yüzleşmeden sonra da bu haksız durumlarla ilgili kiminle ne yaşadıysak o kişiyle de yüzleşebilmemiz gerekiyor. Konuşmamız, anlatmamız ve onunla bu olayımızı, yaşadığımız olayı birlikte çözümlememiz gerekiyor. Ama bazen o kadar zor bir durum ki bu, bunu yapmak bizim için çok çok imkansız hale dönüşüyor. Bazen çok sevdiğimiz kişileri yüzleşemediğimiz için kaybedebiliyoruz veya özür dileyemediğimiz için kaybediyoruz. Çok üzülüyoruz, çok pişman oluyoruz, çok belki de istenmedik durumlara düşüyoruz. Ama bu bizim kültürümüzde çok kolay bir şey değil ve yaşadığımız, gördüğümüz bir şey değil. Bazı davranışlar yaşayarak, görerek öğrenilir. Aile içinde öğrenilir, okulda öğrenilir. Ama bütün bu davranışların içinde kültür olarak böyle bir kültürümüzün olması lazım. Yani bir şekilde biz kendimizle ilgili, beğenmediğimiz durumlarla ilgili bunları düzeltmek için bir adım atabilmemiz lazım. Ve bu adımı atarken de başka kişilerde bu ilişkilerin içindeyse o kişilerle de yüzleşebilmemiz, bu konularla ilgili hani gerektiğinde özür dilememiz, gerektiğinde de durumla ilgili konuşabilmemiz, yüz yüze bakabilmemiz lazım. Onun için de biz Türk insanı olarak daha fazla toplumsal olarak baktığımız zaman kırılgan bir toplumuz. Çabuk inciniyoruz, çabuk daralıyoruz ve bir takım olaylarla ilgili öfkemiz çok daha hızlı tansiyonu, öfke tansiyonu diyelim, öfke patlamaları daha hızlı. Eğer konuşabilsek, bu yaşadıklarımızı yüzleşebilecek durumda olsak belki öfke bu kadar yüksek ve hızlı bir şekilde artmayacak veya olmayacak. Onun için de böyle durumlarda kendinizle ilgili bazı hataları, yanlışları fark ettiğinizde bir psikologla konuşup onunla bu konuyu daha rahat konuşun ve bunu öğrendiğiniz takdirde, yani psikologla birkaç temrin, birkaç yüzleşme yaptığınızda artık rahatlıkla sevdiklerinize veya iş arkadaşlarınıza, dostlarınıza, patronunuza, birlikte işbirliği yaptığınız ortağınıza konuşabilir, yüzleşebilir hale gelebileceksiniz. Buna emin olabilirsiniz, inanabilirsiniz. Lütfen yüzleşme konusunda bireysel olarak bir adım atın.